Evet, Katar krizi gündemi meşgul eden bir konu değerli izleyenler. Oldukça önemli bir konu. Telefon bağlantımız var. Hattımızın diğer ucunda analist Ömer Osmanoğlu. Ömer Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Evet, Suudi Arabistan Körfez ülkeleri, Körfez ülkelerinin başını çektiği Suudi Arabistan 7 ülke. Niye Katar'ı hedef aldı diyeceğim ama daha doğru bir soru için ABD neden Katar'ı hedef aldı diyeceğim. Buyurun. Evet, aslında doğru sordunuz soruyu. Şimdi hatırlarsanız sizinle en son yaklaşık bir 15 gün önce yanılmıyorsam bir telefon bağlantı gerçekleştirmiştik ve orada Trump'ın Orta Doğu ziyaretlerini ele almıştık, değerlendirmiştik ve burada belli başlı iki husus üzerinde durmuştuk. Aslında biz bunun şu anda hemen çok kısa bir vadede gerçekleşen neticelerini görüyoruz. Şimdi burada Trump, Kahire ile Riyad arasındaki ilişkileri tamir etmek için bir mesai harcamıştı. O 20-21 Mayıs'taki toplantılarda. Evet. Ve iki ülkenin bu Mürsi'ye yapılan darbe sonrasında gerilen ilişkilerini bir nebze de olsa gidermişti ve aslında bir blok oluşturmaya çalışıyordu. Bu blokun amacı başlangıçta ve temel olarak İran'ın bölgedeki etkisini, nüfuzunu bitirmek, sona erdirmek. Aslında bu bir sır değil, yani bu çok önemli bir husus değil. Bunu artık herkes biliyor. Yani İran'ı yalnızlaştırmak. İkincisi, İsrail'in güvenliğini, hemen hemen her bağlantımızda bunu vurguluyoruz. İsrail'in güvenliğini sağlamak. Şimdi Trump çok pragmatik davranıyor, çok şahin davranıyor ve bu Arap koalisyonunun çatısını iyice sağlamlaştırmaya çalışıyor. Yani Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri. Bu plana uymayan ülkelere göz açtırmıyorlar, nefes aldırmıyorlar. Biz de bunu en son bu Katar meselesinde gayet net bir şekilde gördük. Şimdi Katar bu şeye koalisyonun içerisinde değil. Yani Katar bir kere tabii bu Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin suçlamalarına baktığımızda bu bloğun içerisinde yer almayı reddediyor. Gerekçeler neler? Gerekçelere baktığımızda Suudi Arabistan şunu iddia ediyor. Bu Şii nüfuzlu bölgelerde İran yanlısı bir takım hareketleri desteklediğini söylüyor Katar'ın. Bir kendisi bu Yemen'deki Husileri desteklediğini düşünüyor, iddia ediyor. Suriye'de yine El-Kaide bağlantılı bir takım silahlı grupları desteklediğini söylüyor ki bunu Suudi Arabistan'da yapıyordu. Ve son olarak İhvan-ı Müslimin'i desteklemekle suçluyor Katar'ı. Şimdi İhvan-ı Müslimin bir terör örgütü olarak ilan ediliyor. Suudi Arabistan ve Mısır ise öteden beri şikayetçi, yani Katar'ın bu tavırlarına şikayetçi. Bu konular yeni konular değil. Katar daha önceden de İhvan-ı Müslimin destekliyordu. Hatta Mürsi devrilmeden önce Katar Mürsi'yi finansal açıdan, politik açıdan desteklemeye çalışıyordu. Baba El Thani vardı. Sonra 25 Haziran 2013'ten sonra görevi bırakmak zorunda kaldı Kerry zamanında. İşte oğlu Samim El Thani geçti. Şimdi dolayısıyla Katar'ın Mürsi'ye verdiği destek burada ister istemez kesilmek durumunda kaldı. Zaten bu destek kesildikten sonra Mürsi'ye darbe yapıldı. Bu da önemli bir nokta. Evet. Diğer yandan Katar, Suudi Arabistan'ın aksine şeyle İran'la daha dengeli ilişkiler kurulmasından yana. Bu da şeyi kızdırıyor tabii. Suudi Arabistan'ı kızdırıyor. Bir küçük bir ayrıntı daha var. Yine geçen bağlantıda konuşmuştuk. Onu tekrar hatırlayalım. Suudi Arabistan eşi görülmedik bir anlaşma imzalamıştı Amerika ile. 380 milyar dolarlık bir anlaşma. Bunun 110 milyar doları silahla ilgili. İran burada Trump'ı teröristlere silah satmakla suçlamıştı. Bu Suudi Arabistan'ı ciddi bir şekilde kızdırdı. Ve hemen zaten etkisini, bu planı net bir şekilde gördük. Hemen Katar'ı tecrit etmeye çalıştılar. Aslında bu bir bakıma İran'a bir misilleme olarak da anlaşılmalı. Yani bu İran'ın kuşatılması meselesi. Gerçi burada İran da çok masum değil. Hani biz hep burada İran'ın kuşatılması, yalnızlaştırılması falan diyoruz. Dinleyicilerimiz yanılmasın ki biz hani burada İran'ın politikalarını destekliyoruz ya da İran burada mağdur durumda. İran da bu anlamda, yani Yemen'de, Bahreyn'de kendi nüfuzunu yaymaya yönelik bir takım adımlar attı. Tabii bu da ister istemez Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı kızdırdı. Evet. Şimdi Katar 2014'te bu gelen tepkilere binaen bazı ihvan üyelerini sınır dışı etmişti. Bunun karşılığında 2015'te bu IŞİD'e karşı kurulan koalisyonda Katar üs olarak seçildi. Şimdi bunu da gözden kaçırmayalım. Orada yaklaşık Katar'da 10 bin tane Amerikan askeri var. 120 yani, uçak kapasiteli bir üs. Devasa bir üs. Evet, devasa bir üs. Yani orada böyle hemen Katar'ı
efendim etkisiz hale getirmek ya da onu koalisyondan çıkarmak hemen bugün yarın olacak bir iş değil. Bu bir anlamda Katar'a bir gözdağı. Yani bir şey, ciddi tabii, bu ciddi bir gözdağı. İşin bir de İsrail tarafı var mesela. Yani Katar aynı zamanda Hamas'a da belli ölçüde ev sahipliği yapılıyor. Zaten bu krizden sonra Hamas da şeyi terk etme kararı aldı. Ülkeyi terk etme, Katar'ı terk etme kararı aldı. Dolayısıyla biz bu 20 ve 21 Mayıs'ta işte bu küresel aşırılıkla mücadele merkezinin bu sembolik açılışı vardı. Hatırlarsanız orada Sisi, Kral Selman ve Trump bir ışıklı bir küreye dokunmuşlardı. İşte bu küreden çıkan ışıklardan ilki Katar'a değdi aslında. İronik olarak bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi baktı. Evet. Buyurun tamamlayın lütfen. Sorumu sonra sorayım. Ben toparlamak için tekrar bir Tamam o zaman şu soruyu sorayım. Baktığımızda inanılmaz bir abluka, çok aceleye getirilmiş bir abluka. İşte kara, deniz, her türlü iletişimin ya da bir şekilde, yani kısaca her şeyin Katar aleyhine olduğu inanılmaz bir abluka. Bu kadar acelesi ne Körfez ülkelerinin ya da başta sorduğum gibi ABD'nin? Yani ben bunların böyle çok hemen bugünden yarına planlanmış şeyler olduğunu düşünmüyorum. İşte az önce mesela 2013'e 2014'e atıflar yaptık. Bunlar yeni meseleler değil. Evet, çok sert bir tepki, nefesleri kesen, yani Katar'ın bütün o bağlantılarını kesen bir şey bu, gözdağı. Ben burada şunu düşünüyorum. Burada şimdi Türkiye'yi de konuşacak olursak eğer, Türkiye'yi de hesaba katacak olursak eğer, şimdi Arap ülkeleri, dikkat ettiyseniz Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri, yani bu bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları yıllardan itibaren, yani işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemlerden itibaren sürekli böyle küçük gündemlerle efendim meşgul oluyorlar ya da meşgul ediliyorlar. Dikkat ettiyseniz işte kendi aralarında problemler var. Efendim çok pragmatist davranıyorlar ya da günübirlik bir takım politikalar yürütüyorlar. İşte sonuçta ellerinde petrol kartı var. Bu kartı bu karta çok güveniyorlar. Filistin meselesini bir türlü çözemiyorlar. İsrail'le olan ilişkilerini bir türlü güçlü bir pozisyona getiremiyorlar. Dolayısıyla bu anlamda ben Körfez ülkelerinin, Arap ülkelerinin işte küçük menfaatler uğruna böyle akıl almaz, işte sizin de gerçi aceleci olarak tabir ettiniz, ben bunu çok aceleci olduğunu düşünmüyorum, ama en nihayetinde böyle bu tip yaklaşımlar şeye uymuyor, diplomasinin gereklerine uymuyor. Yani böyle ben aceleci... şundan aceleci yaklaştım, kara deniz bağlantısının kesilmesi, bugün elindeki stoklar tükense adamlar yiyecek ekmek bulamayacak uygulanırsa. Yani burada şu var, ben Katar'ın böyle ortadan kaldırılacağını ya da boğulacağını, hani nefessiz bırakılacağını zannetmiyorum. Yani bunun sürdürülebilir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sert bir tepki, evet, yani nefessiz bırakmaya yönelik bir tepki, ama ben tarafların yumuşacağını düşünüyorum. Yani burada mesela şöyle bir şey de konuşuluyor. Acaba Suudi Arabistan Katar'da yeni bir darbe yapabilir mi? Yani hani o samimi görevden uzaklaştırabilir mi gibi bir takım şeyler var. Bir de sosyal medyada akıl almaz şeyler görüyorum. İşte Türkiye Katar'a müdahale ettim falan, böyle hani orduyu gönderelim gibi böyle saçma sapan şeyler duyuyorum. Burada yapılması gereken soğukkanlı davranmak. Yani Türkiye'nin çünkü Selçuklu'ya, Osmanlı'ya dayanan bir siyaset tecrübesi var. Biz yeni bir ülke değiliz. Bu ülkeler siyasi geçmişleri çok uzun olan ülkeler değil. Yani 400-500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Daha sonra sömürge olarak devam etmişler. İşte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hala burada ailelerin yönetiminde olduğu iktidarlardan bahsediyoruz. Bu iktidarlar krallık, monarşili efendim yürütülen iktidarlar. Bunlar, Türkiye burada daha aklı selim davranmalı, ki davranıyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız hemen orada telefon diplomasisi yürüttü. Ülkeleri Başbakan ve Cumhurbaşkanı temyiye davet etti. Efendim daha sakin davranmaya davet etti. Dolayısıyla uzlaştırıcı bir tutum takınmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin burada Arap ülkeleriyle, Körfez ülkeleriyle ve İran'la
ilişkilerinde daha uzlaştırıcı, daha diplomatik davranması gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Evet. Suudi Arabistan ve İran merkezli iki kutup var Orta Doğu'da. Bunlar sürekli mücadele ediyorlar ve mezhepsel bir takım argümanları da istihdam ediyorlar. Bunlar tehlikeli yaklaşımlar. Yani Türkiye bu mezhep çatışmalarından uzak kalmaya ve tarafları da bu mezhep çatışmalarından uzak tutmaya çalışıyor dikkat ettiyseniz. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilişkileri var, Katar'la ilişkileri var. Bunlar siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler, finansmana dayalı ilişkiler. İran'la komşuyuz biz, onlarla da ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Orta Doğu'yu bu Sünni ve Şii çatışmanın bir çatışmanın merkezi olmaktan çıkarma ancak Türkiye'nin yapabileceği bir şey. Dolayısıyla biz de burada tarafları uzlaştırıcı, efendim diplomasiye davet eden, kanalları diyalog kanallarını açık tutmaya davet eden bir politika izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki bu krizden Türkiye ne ölçüde etkilenecek, özellikle ekonomik anlamda? Yani ben bunu sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Alo? Evet dinliyorum, buyurun. Ben bir bağlantı kesildi zannettim. Yok, hayır. Yani bunun için henüz konuşmak bence erken. Yani hani bu çok sürdürülebilir bir şey değil bence. Bunu bir şekilde taraflar çözecektir diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'yi olumsuz yönde, eğer bu böyle devam ederse olumsuz yönde etkileyebilir. Ama burada Suudi Arabistan Türkiye'yi taraf tutmaya zorluyor. Yani benim görebildiğim şey bu. Yani Türkiye'yi de Katar'a karşı ya da İran'a karşı tavır almaya, işte bu oluşturdukları koalisyonda Türkiye'nin de yer almaya zorluyorlar. Türkiye buna şu ana kadar gelmedi. Yani bir taraf tutmadı. Ne Katar'ın, ne Suudi Arabistan'ın, ne de İran'ın tarafını tutmuyor. Bunu bizim sürdürmemiz gerekiyor. Ama bu dediğim gibi eğer uzun vadeli efendim bu Körfez ülkelerinin Katar'ı boğma, Katar'ın nefesini bırakma efendim hamleleri eğer uzun soluklu olursa Türkiye bundan zarar görebilir. Tabii bunu öngörmek şu anda kısa süreli olacak dediniz. Bugüne kadar demek ki Katar o bloğun işine gelmeyen eylemler sergilediği için hedefteydi. Kısa sürecekse herhalde Katar'ın geri adım atmasından kaynaklı bir kısa sürüş olacak. Bu... Aynen öyle öngörüyorum. Burada Katar bir takım adımlar atmak zorunda. Geri adımlar atmak zorunda. Öyle görünüyor. Yani peki, Katar tek başına onlara kapa tutamaz. Yani Suudi Arabistan'a, Mısır'a kapa tutacak bir ülke değil Katar. Dolayısıyla muhakkak taviz verecektir diye düşünüyorum ben. Peki kriz de böyle çözülebilir ancak. Katar'ın bugünkü geri adımı, her ne kadar krizi sonlandırmak adına atmış olduğu geri adım bugün için olumlu olarak gözükse de Katar'ın bu adımı uzun vadede emperyalizmin çıkarlarına hizmet edeceğine göre uzun vadede bizi nasıl tehlikeler bekliyor? Yani Türkiye'yi sadece bu yani uzun vadede... Ya da o coğrafyayı. Zaman, ya coğrafya etkiler yani ciddi bir şekilde etkiler. Şimdi eğer Katar İran'a çok yaklaşırsa, İran da topa girerse burada, daha sert bir şekilde girerse bu Suudi Arabistan'la İran arasındaki çatışmanın daha da büyüyeceğini ben öngörüyorum. Yani bunu söyleyebilirim. Evet. Ha, bu taraflar savaşın eşiğine gelir anlamına gelmiyor. Ama Suudi Arabistan'la İran arasındaki bu çatışma, bu efendim mücadele bir üst levele geçecektir diye düşünüyorum. Peki Ömer Bey, geçtiğimiz günlerde bir Sünni NATO konuşuluyordu. Özellikle Trump'ın görüşmesi o günlere denk gelen bir konuşmaydı. Sünni NATO'nun bölgedeki amacı ne olabilir? Özellikle mesela bir Müslüman NATO desek anladım da Sünni NATO niye? Amacı ne burada? Yani bunun amacı çok açık. Yani bölgede efendim Orta Doğu'da o mezhep çatışmasını körüklemek. Şimdi Amerika bunu Suriye'de denedi, Irak'ta denedi ve sonuçlarını aldı. Görüyoruz Irak'la Suriye'nin halini. Yani maalesef o bölgedeki ülkeler bu tuzağa düştüler. Sünni NATO diye bir şey kesinlikle benim kişisel olarak karşı çıktığım bir şey. Böyle bir şey olamaz. Yani bu zaten az önce siz söylediğiniz emperyalizmin tuzağına düşmek anlamına geliyor. Evet. Türkiye'nin bu gibi yaklaşımlardan uzak durması gerekiyor. Yani böyle Şii NATO, Sünni NATO falan gibi yaklaşımlar bizim lehimize, bizim yararımıza, çıkarımıza yaklaşımlar değil. Bunlar İslam'a da çok uygun şeyler değil. Yani çok Müslümanca şeyler de değil. Hani Sünnilik, Şiilik ve bunlar üzerinden bir takım çatışmaları körüklemek efendim bu hiçbir Müslüman ülkenin işine yaramaz. Bu yarasa yarasa Amerika'nın batının işine yarar. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerektiğini düşünüyorum ben. Peki Ömer Osmanoğlu, çok teşekkürler. Sağ olun.